yerlerden işte. O zamanlarda İsmet-i Garibullah Hazretleri oradaydı. Kendisi aslen Yanyalı. Yanya neresi? Yunanistan'da bir yer. Yunan'dı kendi yani. Bu zamanın kutbul aktabı olan zat Yunan mıydı? Ya. Abdullah Mekki Hazretlerine gitti sonra. Oradan o kendisi tekrar hilafet aldıktan sonra Yanya'ya gönderdi. Edirne'ye gönderdi. Edirne'ye gönderdi. Sonra müritleri İstanbul'daki talebeleri dayanamadı. Onu illa istediler İstanbul'a. Sonra kendisi İsmet Baba Vakfı'nı kurdu. Kurduktan sonra da vakfı hediye etti. Derken dedi ki tekkeyi bulduğunuz ama dedi şeyhi kaybettiniz dedi. Bir müddet sonra kendisi vefat etti. Yani işte tanımış olduk. Az çok İsmet Garibullah Hazretleri'ni tanıdık. O yüzden İnsanın Yunanlı olması, Rus olması, Doğulu olması, Batılı olması, Çerkez olması, Manav olması hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan Allah'a karşı olan samimiyettir. Telefon bende yok ya, sizde mi var dedim? Önemli olan Allah'a karşı olan samimiyet. O yüzden İsmet-i Garibullah Hazretleri'ne buyuruyor. Edirne'de hususa kemter ismet. Kemter, kem noksan demek. Ter, ziyade noksan demek. Farsçadır. Edirne'de hususa kemter ismet. Ziyade noksan olan bu kul. Edirne'de bulunan bu kul. Bakın ehlullah kendine ziyade noksan diyor. Biz kendimizi tanıtırken böyle diyebilir miyiz? Çok zor. Ehlullah tanıtırken öyle diyor. Ziyade noksan diyor. Onlar tam olduğu için ziyade noksan diyebilirler. Biz eksik olduğumuz için eksik diyemiyoruz. Sorun orada. Tevada'a. Men tevada'a lillah fakat rafa'ahullah. Kim ki Allah için tevazu ederse Allah onu yükseltir. Tevada'a demek tefa'ül babında. Bak Arapça bilseydiniz anlayacaktınız şimdi. Tefaül babından. Temaruz, temaraztu. Ne demek? Hasta gibi göründüm, numara yaptım yani. Tevada'a. Alçaldım. İçimde olanı değil, içimdekinin dışı, farklı bir şekilde sana yansıttım demek. Onlar kamil manada Allah'a teslim olmuşlar. Kamil manada ilim sahibiler. Bizde bir şey yok, biz anlamayız diyorlar. İşte bu tevazudur. Var olduğu halde yok diyebilmek. Allah için bende bir şey yok diyebilmek. Bir de adam da yoktur gerçekten. İşte mütevazı olur. O da çok büyük bir ahlaktır ama o hakikati beğenir. Ama adam da var. Efendim, adamın ilmiyle, adabıyla, tarikattaki kemalatıyla, Allah katındaki kemalatıyla yok bizde bir şey diyor. İşte mütevazının hakikatidir. Diğerinde de bir şey yok, yok bizde bir şey diyor. O da güzel bir şeydir. Ama hakikati beyandır ya. Yani. Dua ki Sultan Camii'ndedir ikamet. Kendisi Abdullah Mekki Hazretleri'nden tarafından Edirne'ye gönderildiği zaman da orada Sultan Camisi'nde ikamet etti. Duayı padişahla istikamet eder leylu nahar. Yok asla gaflet. Duayı padişahla istikamet eder. Bu yolun, Nakşi Büyüklerinin yolunun esaslarından biri de nedir? Padişaha dua etmektir. İyi de olsa ediyoruz, kötü de olsa ediyoruz. Niye? Baştaki iyi olursa Müslümanlar rahat eder diye. O yüzden sebep Allah'ım şu anda alemi İslam'ın çok muhtaç olduğu o Selahaddinleri, Eyyubileri ikram eylesin. Amin deyin arkadaşlar. Abdülmetin Hoca dediği gibi para istemiyoruz beyler diyor. Para istemiyoruz. Tabii. Dün zaten istedik. Milletin de morali bozuldu, benim de morali bozuldu. Gerek yok.
dünya da ahirette Allah'a. İnsan, o hocamızın dediği gibi cin gibi olacak. Böyle koltuğuna silahı dayamış, onunla yatan böyle bir silahtan, böyle bir silende böyle fırlayacak, ok gibi fırlayacak, heyecanlı olacaksın. Hele şu günlerde. Tabii. Hocamızın sözlerini naklediyorum. Hele şu günlerde. Ortalığın kızıştığı bir zamanda, havaların ısındığı bir zamanda, bak yine bugün havalar iki gündür sıcak değil mi? Daha kar yağmadı. Yani ortamın ısındığı bir vakitte cin gibi olacaksın, cin. İşte 15 Temmuz'un dalgalarının daha ufak ufak yere geldiği zaman hissedildiği, işte ekonomik darbe, bilmem ne darbesi, borsadaki hareketlenmeler, doların çıkması, gelmesi, bunlar hep 15 Temmuz'un dalgalarıdır arkadaşlar, zannetmeyin yani siz. Bir fiil, bir gülle kurtulduk. Halen daha bir şeyler var ya. Yok değil mi? Öyle ya da böyle. İşte o yüzden şu anda tam uyanık olma zamanı arkadaşlar. Esas uyanık şimdi olacağız. Cin gibi olacağız böyle. Gevşeklik yok. Çünkü Yahudiler her ne kadar efendim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etseler, payitaht da deseler, bilmem ne de deseler, Allah'ın Resulü tarafından Buhari ve Müslüm'ün ittifakıyla bir beyan var. Nedir o? Orası Müslümanların eline geçecek. İnanmıyoruz peygamberinize deseler bile, siz öyle dediklerine bakmayın. Bal gibi o kadar inanıyorlar ki. Tabi bütün İsrailoğulları demek de hiç hoşuma gitmiyor diyor Efendi Hazretlerimiz. Niye? Niye hoşuma? Çünkü Yakup Aleyhisselam'ın ismidir İsrailoğulları. Bu Yahudiler var ya. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından biri ismi Yahuda idi. Ondan sonra isim İsrailoğullarından Yahudi olmaya başladı. Yahudi'ye mensup, Yahuda'ya mensup demek. Ve İsrailoğulları da Yakup Aleyhisselam'ın bir ismiydi İsrailoğulları. O yüzden Efendimiz benim onlara onu İsrailoğulları demek hoşuma gitmiyor buyururdu. Onlar o kadar inanmıyoruz diyorlar ama gargat ağacı yetiştirmek için özel çiftlikleri kurmuşlar. Böyle yerler, araziler kurmuşlar onlar. O yüzden siz onların öyle dediklerine bakmayın. Ama şu anda suların ısındığı bir vakitte emin olun Allah nice Selahaddin'i, Eyyubileri ve Fatihleri yetiştiriyor. Çünkü Allah rahmeti hemen hemen her zaman zorluktan sonra gelmiştir. Musa Aleyhisselam hanımını aldı, gidiyor, hicret ediyorlar. Hanımı doğum yapacak. Hacer anamız. Yağmur yağmaya başladı. Gök gürlemeye başladı. Şimşekler bir taraftan aç, susuzluk, üşüyorlar. O kadar sıkıntı içerisinde. Bakın. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam ben de gidiyorum dedi ya. Nereye gidiyorsun bizi bırakıp dedi ya. İnni enestu naran dedi. Ben bir ateş gördüm. Umulur ki orada birisini bulurum dedi yani. Oraya gittiğinde doğrusu Sina Dağı'na fahla'na aleyke inneke bil vadi mukaddesi dua. Allah buyurdu ki ayakkabılarını çıkar. Zira burası mukaddes bir vadidir dedi. O yüzden ulema diyor ki ilim okutulurken ayakkabıyla okunmaz diyor. O yüzden ayakkabı çıkarmak ilmin edebinden adabındandır. İşte o zaman Musa Aleyhisselam'a neyi verdi Allah-u Teala? Kelamullah. Allah kendisiyle konuştu. Ne zaman ama? O darlıktan geçtiği vakitte. Hep böyle olmuştur yani. Resulullah Efendimiz Miraç'a ne zaman çıktı? Hüzün yılı denilen yılda çıktı. Hanımını kaybetti, amcasını kaybetti. O kadar darlandı ki zannetti ki adeta böyle dünya üstüne yıkılıyor.
O anda Allah onu aldı, mirade çıkardı. Allah kullarını bir darlıktan geçirmeden kolay kolay zorluğa ulaştırmıyor. Ya. Kulların, Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Müminin haline diyor şaşarım diyor. Niye? Sıkıntı gelir, sabreder, sevap olur. İyilik gelir, şükreder, yine sevap olur. Her halükarda Allah ona sevap vermek için adeta bahane arıyor yani. O yüzden Allah da şu anda inşallah o Selahaddin Eyyubileri göndersin bize. Amin. Bizlere de onu vesile eylesin. Amin. Öyle olursa ne olur? Müslümanlar rahat eder arkadaşlar. Resulullah Efendimiz buyuruyor. U'bitu hamsen, bana beş şey verildi. A'daytu verdim. U'bitu ben verildim. Türkçeleştir, bana beş şey verildi. Lem yu'dahunna ahadun kablu, benden önce kimseye onlar verilmedi. Resulullah Efendimiz'e beş şey verilmiş, benden önce de kimseye verilmedi. Nedir onlar? Bir. Nusirtu bir ru'ba mesirata şehrin, bir aylık mesafeden ben korkuyla yardım olundum. Benim ismimi duyan Muhammed geliyor dendiği vakitte sallallahu aleyhi ve sellem kalbine kafirin korku düşerdi diyor Resulullah. Bir aylık yolda. Ya. Bir aylık yol hesap edin. Günde 30 kilometre gittiğini düşünün. Bir aylık yol kaç para, kaç kilometre eder? Kaç para diyorum, aklımız bir şey. 900 bin kilometre. Ve cu'alet ile'l ardu mesciden. Benim için de arazi, şu yeryüzü mescit kılındı. Daha önceki peygamberlerde böyle bir şey yoktu. Daha önceki peygamberlerde sadece mescit vardı. O mescitte namazını kıldı, yani ibadetini yapardı. Resulullah Efendimiz'e nerede bulursanız, nerede namaz vakti girdi, hemen orada secde edin buyurdu. Kılabilirsiniz. Allah bize yeryüzü mescit kıldı. Hiç böyle sağa sola böyle kaçmaya yer yok arkadaşlar. Ve tahuran, bizim için temizleyici kılındı. Ve uhillet liyel ganaimu, ganimetler de bana helal kılındı. Bizden önceki ümmetlere ganimetler helal değildi arkadaşlar. Savaş oldu, Müslümanlar galip geldi. Toplarlardı askerlerin mallarını, ganimetleri toplarlardı, ortaya koyarlardı. Eğer askerlerden biri orada bir hırsızlık, araklama, böyle alma falan yapmadıysa Allah onu kabul eder, gökten bir ateş gelir onu alır götürürdü, yakardı onu. Eğer herhangi bir kaçak varsa orada hiç ateş gelmezdi, anlarlardı ki burada bir kaçak var. Bizden önceki ümmetlere ganimet malı helal değildi. Ama Resulullah Efendimiz'in hatırına bu ümmete helal kılındı. Bunlar neymiş? Resulullah Efendimiz'e verilen beş haslet, özellik. وَلَمْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ بَنْدَ önce kimseye helal kılınmadı. وَاُعْضِيْتُ الشَّفَاعَةَ bana şefaat verildi. Şefaat, ne hangi şefaat o? Makam-ı Mahmud. Bütün peygamberler dahi kıyameti bekledikleri vakitte Allah dostlarına böyle bir farzı eda edecek kadar kısa gelecek ama 50 bin sene beklenecek orada mahşerde. 50 bin sene. Hesap başlamıyor bir türlü. 50 bin sene. Bütün peygamberler Adem Aleyhisselam'a gelecekler. Sen bizim babamızsın. Olmadı. Adem Aleyhisselam gönderecek. İsa Aleyhisselam'a gidecekler. En sonunda Resulullah Efendimiz'e gelecekler. Resulullah Efendimiz acizi ya. Aleyhime anittum hayisun aleyküm bil müminine rahim. O sizin yüzden çok düşkündür diyor Allah. Sizin sıkıntıya düşmeniz çok ağır gelir ona. Resulullah Efendimiz işte o makam-ı Mahmud denilen şefaat makamında ümmetten şefaat edecek. Allah Resulullah Efendimiz'in hatırına mahşerdeki hesabı başlatacak. Hesap bütün insanlar
Bütün mahlukatlar bir anda buyuruyor ki bir süt sağımı kadar 10-15 dakika içinde bütün insanların hesabı görülecek. Bir anda. Ne günler bekliyor, ne günler. İşte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bana 5 şey verildi. İşte Resulullah Efendimizin kamil varislerine de aynı şey verilir arkadaşlar. Kamil varislerine de aynı şey verilir. Ne gibi? Bir talebe hocasının aynasıdır. Bir evlat ana babasının aynasıdır derler ya. Aynı onun gibi. O yüzden inşallah bizim başımızdakilere de Allah bu hassasiyeti ve bu hasletleri versin. Amin. Dua ediyoruz şimdi. O sultan her iki hahet an günet alemi ra derdemi viran günet. Ne demek bu? Bu Farsça bitlerde ufak ufak başlayalım değil mi? Hep Arapça Arapça olmaz. Biraz da Farsça olsun. Sultan odur ki her ne isterse o olur. Bütün alemi bir anda viran eder. Allah isterse bütün alemi bir anda viran eder mi? Eder. Dilediğini haram, dilediğini helal eder mi? Eder. Mülk onun arkadaşlar. Dilediğini haram, dilediğini helal eder. Allah yılbaşını haram etti. Men teşekkehe bi kavmin fehüve minhüm. Kim bir kavme benzerse o onlardandır buydu Allah Resulü. Yılbaşını kutlayamazsınız. Kutlayamayız. Müslümanların yılbaşısı değil arkadaşlar. Hristiyanların kutsal saydıkları bir gündür o. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor. Bir fetva naklediyor. Baktım internette de hep dolaşıyor. Nedir o fetva? İbn Abidin'de yazar. Bir kimse o güne hürmet etmek niyetiyle, o günü kutlamak niyetiyle bir yumurta alsa diyor, başka yerde kitaplarda bir çekirdek hediye etse diyor, insan kafir olur imanı. İman meselesi arkadaşlar. İman kimliktir. Kimliğimizi kaybetmeyeceğiz. Hiçbir gavurun siz Kadir Gecesi'ni kutladığını gördünüz mü? Siz hiçbir gavurun Resulullah Efendimiz'in Mevlid Gecesi'ni kutladığını gördünüz mü? O yüzden etrafımızdaki insanlara buradan çıkarken herkes, bakın yukarıda yılbaşı kartları var. Söyleyemiyorsan al bunu. Çocuğunun evinden geçerken oldu ki başka yerde evinin kapısına sıkıştır. Komşunun tanıdı komşunun evinden geçerken kapısına koy. Ama en az 5 kişiye 10 kişiye ulaşsa bir kişi kurtardın kar. Tabii bir kişi kurtardın kar. O yüzden arkadaşlar kimliğimizi kaybetmeyeceğiz. Yuhşerun nas ala havaha. İnsanlar kendi arzu ve istekleri üzerine haşrolunurlar. Müslüman mezarlığına gömülürsün. Ama buyuruluyor ki nice Müslüman mezarlığına gömülenler ahirette Allah muhafaza Hristiyan ya da Yahudi olarak kalkacaklar. Sebep yuhşerun nas insanlar haşrolunacak ala hevâhe arzu ve istekleri sevdikleri şey üzerine. Sen kimi seviyorsun? Niçin seviyorsun? En meşhur hadis-i şerif el mer'u ma'a men ahabba. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir tane efendilerimizin bir ihvanı vardı. İlmi de yok idi. Ama bir Allah dostu, çok böyle hoş bir insan. Bunu bilirdi sadece. Başka ayet mahiyet bilmezdi. Bununla bir saat, bir buçuk saat sohbet ederdi. Onu da tam okuyamazdı. El mer'u diyemezdi. Hemze el mer'u derdi ona. El mer'u ma'a men ahabba derdi. Bunu okurdu ama millete vaaz ederdi. Bunu öğrendiniz. Hocasınız, hoca oldunuz işte. Bildiğiniz bu şeyin hocasısınız. Bunu insanlara anlatın. Anlatmamız lazım. Artık bakın bu haramlara sağır kala 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 Hristiyan kulüpleri dibimize kadar geldi. Dibimize kadar geldi. Aha bir tane papaz buraya geldi. Geçenlerde bahsettim size. Buraya geldi. Biz de dua ettik Allah'ım bu kapıya kadar geldi. Onu da yani iman nasip eyle diye. O yüzden haramlara sessiz kalmayacağız arkadaşlar.
kala kala bir hal olduk. Aha, yan tarafımızda kuaför dükkanı var. Kadınları asmışlar oraya. Kadınların saçlarını bilmem nelerini. Biz de yan tarafında Kur'an okuyoruz. Bizim işimiz iş mi ya? Emin olun benim çok ağrıma gidiyor. Bilmiyorum siz nedir de. Benim çok ağrıma gidiyor. Kadınlara söyledim gidin dedim. Gittiler mi bilmiyorum. Ben kendim mektup yazıp göndermiştim. Ama bunların birisini söylemesi lazım arkadaşlar. Biz haramlara sessiz kala 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 işte bu hale geldik. Artık millet haramı alenen işlemekten utanmaz hale geldi. Gidiyorsunuz parka, bütün milletin gözü önünde adam yapmadığı şeyi burada yapıyor. Adam odasında yapmadığını burada yapacak yani. Ha? O hale geldi. Öyle bir zaman geldi.